Evet sevgili Anadolu Gezginleri programı izleyicileri sizler için dediğimiz gibi Türkiye'mizi adım adım adımlamaya, karıştırmaya devam ediyoruz. Söylediğimiz gibi gerçekten Doğu'nun Paris'i, Doğu'nun İstanbul'u, Marmaris'i Antalya'sından daha güzel, daha özel bir ilçede Tuşbağ'dayız ve çok değerli hocamız diyorum ben. Kendisi aynı zamanda doçent. Hocam başkanımız aynı zamanda, hani hocam deyince başkan kendisi aynı zamanda Tuşbağ Belediye Başkanımız, çok değerli abimiz yanımızda. Başkanım sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Biz 100. Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorduk. 2014 yerel seçimlerinde halkımızın teveccühüyle Tuşbağ'da halkın hizmetkarlığına, Sayın Cumhurbaşkanımızın da her daim vurguladığı gibi hizmetkar olma talip olduk ve halkımızın desteğiyle 2014 yılından 2017'ye kadar, bugüne kadar biz Tuşbağ'da vatandaşlarımızın hizmetkarlığını yapıyoruz. Hocamız nasıl bir aile babasıydı? Bizim için hakikaten hayat, insanoğlunun hayatı aile yuvasındaki o sıcaklıkla, o muhabbetle devam eder. Hamdolsun elinize öper, 4 evladımız var. Ömer Said. Ömer Said'imiz en küçüğümüz. Şu anda kendisi 5. sınıfa gidiyor. Bir kızımız şu anda İmam Hatip'te, Müberra Asen kızımız. Ve onun bir büyüğü Rüveyda Feyza şu anda bölge ve şehir planlama okuyor. Baba mesleğinde özellikle belediyecilikte. Yani size destek lazım. Şehir, evet. Evet. Yine en son büyük kızımız Süheda Evrar. Kızımız da kendisi en büyüğümüz. O da şu anda liseyi bitirmekle uğraşıyor inşallah. Tabii burada bir aile huzuru, özellikle İslam ailesinin, Müslüman ailenin, biliyorsunuz çekirdekte sizin mutluluğunuz, huzurunuz varsa, siz bir aile reisi olarak iyi bir aile reisi olabilirseniz başkasını mutlu edebilirsiniz. Sonra siz bir belediye reisi olabilirsiniz. Tabii bu sonra anlam, siz evet, bir devletin, bir cumhurun reisi olabilirsiniz. Hamdolsun bizim de bu şiarla devam ettik. Tabii biz burada dediğiniz gibi önce üniversitedeyken bir belediye başkanlığı hiç aklımızın ucuna siyaset geçmiyordu. Siyaset falan düşünmüyordunuz. Şöyle geçmiyordu, çünkü biz sürekli sahada özellikle bitki sistematı çalışan bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi adım adım karış karış gezdik. Burada çalışmalarımızı yaptık ve şunu gördük. Biz çok zengin bir ülkeyiz. Florasıyla, faunasıyla çok zenginiz. Bu zenginliklerimizi korumanın yanında, yaşatmanın yanında, tanımanın yanında biz bunları hayata nasıl kazandırabiliriz? Sonra böyle bir fırsat, imkan elimize geçince yerel yönetimde, belediyelerde işte bir bir bunları hayata geçirelim istedik. Ve biz ondan dolayı belediyeciliği düşündük. Yoksa inanın, bilim insanı olarak boş durmuyoruz. Halen alanımızla ilgili çalışmalara ve devam Türkiye'ye, ediyoruz. Ve Türkiye'ye, dünyaya tanıttığınız bazı bitkiler var. Evet. Araştırmalarımda neler bunlar evet hocam? Tabii bilim dünyasıyla ilgili bizim çalıştığımız özel bir karyofilase dediğimiz karanfilgiller familyası. Yine gülgüller dediğimiz rozase familyasında çok güzel çalışmalar yaptık. Bilim dünyasına kazandırdığımız türler oldu. Ve biz şu anda da halen devam ediyoruz. Çünkü dediğim gibi bilim insanı öyle bir şey ki, öyle bir hastalık ki, siz isteseniz de siz yerinizde duramazsınız. Onun için her gittiğimiz yerde araştırmalarımızı, yine meslektaşlarımızla ortak çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Uluslararası yayınlar, SCI yayınlarımızı halen çıkarıyoruz. Ve üniversitemizde özellikle bizim yerel yönetimlerde biz öğrencilerimize, orada Menaf hocamızın, Reha hocamızın öğrencilerine de gönüllü olarak ve seçmeli bir dersimize de, derslere de devam ediyoruz. Yani eğitim öğretimden, projelerden ve araştırmadan, yayın yapmaktan uzak durmadık bugüne kadar. Burada şunu çıkarıyoruz. Hani hep söylerler ya, yaptığın işi sev, ya sevdiğin işi yap ya da yapma. Siz gerçekten işinize aşık bir insansınız. Aynen. Teşekkür ederiz. Ve bir de çalışan bir başkansınız. Aynen. Ama başkanların arkasında gerçekten yürekli bayanlar olmalı. Kesinlikle. Burada da huzurunuzda hanımıma çok teşekkür ediyorum. Hakikaten biz işte memleketin dertleriyle dertlenirken, Tuşbağ'ın sorunları, projeleriyle uğraşırken evde bizim bu çocuklarımızla, ailemizle ilgili hem analık hem babalık yapıyor. Aynen. Güçlü bir liderin arkasında kesinlikle çok güçlü bir ev hanımının olması gerekir. Ve bu ailenin desteği, hanımın desteği olmadı mı biz ayakta bile duramayız. 2014'te evet, halkın teveccühüyle başkan oldunuz. Evet. Hayırlı olsun. Tabii hep Van'ımızı, efendim daha doğrusu doğumuzu işte terörle, şunla bunla andılar ama gerçekten ben diyorum ki Türkiye'mizin her yeri cennet, saklı kalmış cennetler. Bugüne kadar yani 3 yıl bir zaman oldu. Evet.
neler yaptık Van için? Evet. Daha doğrusu Tuşbağ için. Şimdi gerçekten yaptıklarımız hem Van için hem de Tuşbağ için. Hı. Çünkü biz mega projeler peşinde koştuk. Yani bir büyük şehir gibi çalışıyorsunuz. Aynen. İnanın biz büyük şehrin yapması gereken birçok işi o dönem BDP Belediyesi olan Büyükşehir maalesef bu bölgeyi yine hüsrana uğrattı. Yine kaç dönemdir bu memlekette taş üstüne taş koymayan bu insanlar hakikaten onların vazifelerini, görevlerini büyük bir çoğunu yine bizler yapmak zorunda kaldık. Şimdi biz biliyorsunuz 2011 yılında büyük bir deprem yaşadık. Maalesef. Depremin de yıl dönümündeyiz. Ve özellikle rahmetle de anıyoruz. Bu özellikle 644 kardeşimiz şehit oldu. Rabbim onlara rahmet eylesin. Ve 2000'e yakın da yaralımız vardı. Cenab-ı Allah onların da yakınlarına sabırlar ve özellikle halen yaralı olup da bu vücudunda aksaklıklar meydana gelen kardeşlerimize Rabbim güç kuvvet versin. Şimdi Van'ımız o depremin yaralarını sardı. 2011'inde yaşanan depremde biz 2014'te göreve gelir gelmez hemen şunu yaptık. Dedik ki tüm belediyeler, Türkiye'nin her tarafındaki insanlar akın akın buraya geldiler. Ve biz dedik ki biz bu insanlara bir vefa borcumuz, bu kadirşinas insanın, halkın yardımına koşan insanlara vefa borcumuz var. Bir kapılarını çaldık gittik onlara teşekkür ettik. Burada olan belediye başkanları ya da yetkililer gelip size burada teşekkür etmeleri lazımdı. Onlar da aynı şunu söylediler. Vallahi biz bunları yaparken Allah rızası için yaptık. Ancak bunu da bekliyorduk yani. Birilerinin gelip ya kardeşim bu kadar zaman evinize durmadınız. Bir yıla yakın geldiniz burada sıcak yemekler dağıttınız. İnsanlarımıza baktınız. Biz bir teşekkür bekliyorduk. Ve hakikaten biz gittiğimiz her yerde özellikle belediyelerde şunu söyledik. Dedik ki siz Van'a sahip çıktınız. Biz de bu sahabetinizden dolayı sizlere teşekküre geldik. Ve biz bu memleketin, bu kardeşiniz halkın teşekkürünü ve dualarının her daim sizlere de olduğunu dile getirdiğimizde birçoğu dedi ki ya başkanım biz sizle kardeş belediye olalım. İşte Esenyurt, Sancaktepe, Kepez, Selçuklu, ondan sonra birçok önemli belediyeler şu anda kardeş belediye oldu. Ve bunlarla birlikte biz 2014'de seçildikten sonra dedik ki biz bu memlekette öyle bir projeler yapmamız lazım ki, öyle eserler bırakmamız lazım ki insanoğlu yüzyıllar dahi geçse burada bir belediyecilik, burada bir hizmet aşkıyla birileri bir görev yapmış desinler diye. Rahmetle ansınlar. Aynen rahmetle ve duayla ansınlar diye biz yola çıktık. Anılarıyla ansınlar. İnanın bizim arkadaşlarımızın büyük bir kesimi hemen şöyle bir çalışma yaptık. Bir stratejik plan belirlemek için biz Van'ın ve çevremizdeki tüm etkin ve yetkin kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, bütün insanlarımızı, muhtarlarımızı, çobanlarımızı, herkesi davet ettik. Arkadaşlar siz nasıl bir Tuşbağ hayal ediyorsunuz, neler istiyorsunuz, neler yapabiliriz? Karşılıklı 3 gün bir çalıştay yaptık. Ve bu çalıştayın sonuçlarına göre mimarlar odasına tutun tapu kadastroya. Ondan sonra üniversitesinde tutun muhtarlarımıza kadar. Herkes, halkımız geldi beyan etti. Dedi ki biz böyle böyle bir Tuşbağ istiyoruz. Sonuç Tuşbağ bir sanayi kenti, Tuşbağ bir tarım kenti, Tuşbağ bir turizm kenti, Tuşbağ bir eğitim kenti. Bunlar üzerinde oluştuktan sonra projelerimizi, faaliyetlerimizi, müdürlüklerimizin her birinin görev yetki sorumluluklarını dağıttık. Dedi ki arkadaşlar bu halkımızın en acil olan, ivedi olan, yapılması gereken iş ve işlemler bunlar. Bakın buralarda demin işte şu köye gelirken geldiğiniz yol eğer siz 2014'te önce gelseydiniz çamurdan çıkamazdınız. İnanın bu araçlarınızla çamura çıkamazdınız. Arazi araçların altı değiyormuş. Kesinlikle yani halktan zaten burada sorsan herkese. Ve biz buraları karayollarıyla yarışacak düzeyde BSK asfalt yaptık. Tuşba Belediyesi olarak dedik ki bu insanlar, bu kadirşinas halk 15 Temmuz'da da vefasını gösterdi. Canıyla, malıyla, her şeyle ortaya çıktı. Dedik ki biz bu aziz vatanı asla terör örgütlerine biz bırakmayız. Ve ondan sonra bu halk her şeyin en güzel layıktır dedik. Ve bütün yollarımızı dedik ki imara uygun her yeri asfalt yapacağız. Ve halen de şu anda işte Şemsi Bey mahallemizde arkadaşlarımız asfaltlara devam ediyorlar. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü bu halk her şeyin en güzeline layık. Her şeyin en mükemmeline layık dedik. Asfalt problemini dedik ki bitireceğiz. Ve şu anda Büyükşehir'le birlikte Rabbim nasip ederse 2018 yılında kendimize bir hedef seçtik. Hiçbir asfaltsız sokak kalmayacak. Bakın bu büyük bir iddiadır. Çünkü birçok belediye... Köylerimiz de dahil yani. Aynen. Mahallelerimiz tabii, de. Tabii. Çünkü onların öyle bir talebi oldu. Tabii. Evet. Şimdi bizim köylerimize de gitmişsiniz. Teşekkür evet. ediyoruz. Köy TV'nin en çok gideceği şeyler köyler olacak. Köyde abi. Hayat var. Tabii hayat köyde her şey. Hepimiz de köylüyüz. İnanılmaz derecede herkesin izlediği bir kanal ve haline inanır mısınız? Geldi.
Köy TV'nin inşallah gittiği her köyde görmüşsünüzdür. Biz ilk yaptığımız taş döşemesiyle halk ne oldu biliyor musunuz? Çamurdan kurtuldu. Ve halk standartları, hayat standartları yükseldi. Ve halkımıza biz şunu dedik. Siz en güzel hayvancılığınızı yapacaksınız. Tarımınızı en güzel yapacaksınız. Siz köyü köy gibi yaşayacaksınız. Ama köyün o çamurunu da, o sıkıntısını da artık bertaraf ediyoruz dedik. Hemen gelmişken söyleyelim başkanım. Siz dağın başındaki yerlere sulaklar yapmışsınız. Aynen. Muhteşem işte, bir şey. Hakikaten dedik ya, köylüyle istişare ettik. Vatandaşa dedik ki, ya biz belediyeciyiz. Biz bazı iş ve işlemler yapabiliriz. Ancak sizin ihtiyacınız ne? Köylü olarak her köyün ihtiyacı farklı. Dedi ki başkanım, ben hayvancılık yapıyorum. Benim hayvanım dediğiniz gibi dağda. Benim o hayvanım sağlıklı içebilecekleri bir su yok. Biz dedik ki hemen arkadaşlar su sıvatları yapacağız. Ve bunlarla betondan sağlıklı bir şekilde o su sıvatlarını kaç hayvan varsa tespitini yaptık. Dedik ki mesela Kasımoğlu köyümüzde ya da diyelim Yaylıyaka'dan hangi köyde kaç hayvan varsa bizim Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz arkadaşlarımız oturdular ve DAP'ın da Allah razı olsun desteğini alarak dedik ki arkadaşlar bir yerde hayvan varsa o hayvanın o yaylada su içeceği su sıvatı bizde. Hemen su sıvatlarını götürdük ve kaynaktan suyu da getirerek bağladık ve orada o sular sizler gördünüz çekmişsiniz izleyicilerimiz onlar için izleyecekler hepsi ve o su sıvatlarında sular birikiyor. Birikten sonra temiz o şeffaf olan o pırıl pırıl o menbaasına gelen suyu o hayvanlarımız içiyor. İçtikten sonra hepsi güzel güzel süt, et, yağ oluyor, peynir oluyor. Bizlere geri dönüyor bunlar. Bazı köylerimiz dedi ki ya başkan biz hayvancılık yapmıyoruz ama bize sulama kanalları Allah razı olsun devletimiz güzel barajlar yaptı. Şimdi bu barajlar suları gelir ondan sonra Van Denizi'ne dökülmesin. Biz dedik ki arkadaşlar bakacaksınız su kaynağı olan ve bu şekilde sulama ihtiyacı duyulan tarlaların olduğu yerlere su kanalları ve en az 300, 500, 1 ve 1 milyona kadar olan projelerle biz 10 tane köyümüze en az ve şu anda projesi devam eden 4 tane köyümüze biz sulama kanalları oluşturduk ve bağına, bahçesine, tarlasına su kanalı yardımıyla suları götürdük ve halkımız şunu söyledi. Ben şimdi gelir elde ediyorum. Ben artık bu insan köyünü terk edip şehre gelmez. Bu insan artık kendi fasulyesini, kendi elmasını, kendi cevizini, bademini üretiyor. Ve doğal, zaten onu da belirtelim, üretiyor. Ve bu vatandaş artık suyuna da kavuştu ya, artık her çeşidini ekolojik ortamda doğal olarak üretiyor. Şimdi biz şu anda köylere devam eden bir daha projemiz var. Ceviz dağıtıyoruz. Çok güzel. Ve şu anda arkadaşlarımızla birlikte inşallah ziyaret edersiniz. Çünkü bir bir dikiyoruz. Dedik ki bizim bu bölgemiz ceviz ve badem bölgesi. Biz gelir getirici türleri vatandaşımıza hibe ediyoruz. Diyoruz ki kardeşim bize yer göster. 5 dönüm 10 dönüm biz sizin buralara getirelim ceviz dikelim. Ceviz diktikten sonra badem diktikten sonra yeşersin. Geliri hepsi size helalı hoş olsun. Ya ne sadece güzel. Bize yer gösterin. Çünkü millet gerçekten milli ekonomimiz kazanmalı. Evet. Eğer cebinde vatandaşın para olursa huzur olur. Kesinlikle. Para olursa dediğiniz gibi dışarı çıkmaz. Aynen. Maalesef dağa çıkmaz. Aynen. Yani insanlar, hepsini önünü kesiyoruz şimdi. Onun için milli ekonomi diyoruz. Milli ekonomimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Diyoruz. İnşallah uygulamaya da geçer. Türkiye'mizde. Başkanım tabii köylerin yanı sıra şehir merkezinde çok ciddi hizmetleriniz var. İşte muhteşem bir 50 dönüm üzerine bir park yapmışsınız. Evet. Yok parkta. Gerçekten öyle. 15 Temmuz Parkı. Buna benzer birkaç tane park. Evet. Bunlar neler? Tabii bunları öğrenelim. Biz köylerimizle ilgili dediğiniz gibi iş ve işlemlerimizi yaparken şehri en merkeze aldık. Çünkü hem işin siyasi tarafına baktığımızda oylarımızın %80'i şehirlerde. Ve insanlarımızın yaşarken bir baktığımızda Van, Serhat şehri olan, muhabbet şehri olan Van hakikaten her şeyin en güzeline layık dedik. Dedik ki Van bir deniz kenti. Bakın 1700 metrede göl bir deniz. Göl demiyoruz, Van deniz diyoruz. Aynen. Evet. 1700 metrede çekelim. Kesinlikle 1700 metre bir deniz. Bakın geliyorsunuz buradan işte Akdeniz'den, Karadeniz'de Ege'nin kendi güzellikleri var. Kendi özellikleri var. Ama 1700 metre çıktıktan sonra yukarı dediğimiz güzel bir denizimiz var. Bu da Van Denizi. Van Denizi suyu bile şifalı. Evet ve kesinlikle bu şifalı olan suya tüm izleyicilerimizin muhakkak gelip yüzmelerini öneriyoruz. Türkiye'de ilk defa bir göl
mavi bayrak alıyor. Evet. Sizin onları da anlatacağız inşallah. Evet, evet. Tabii burada hakikaten o kadar güzel şeyler yapıldı ki bu 3 yıllık süre içerisinde inanın 30 yıllık bir hizmeti 3 yıla sıçtırdık. Ve halk ne diyor biliyor musunuz? Biz yeni belediyecilik neymiş yeni öğreniyoruz. Allah razı olsun halkımızdan. Olan, halkımız evet. Kadirşi nasıl geçerli. Yapılanı herkes görüyor. Şimdi bizim iskelede işte dedi ki biz madem sahil kentliyiz, biz madem Van Denizi'nin kıyısında yaşıyoruz, halk sahilde yaşadığının nimetlerini yaşasın. Yani. Bugüne kadar sırtını dönmüştü. Bugüne kadar insanımız Van Denizi ile arasında ciddi bir bariyer, ciddi bir engel vardı. Biz bu engeli ortadan kaldırdık. Neydi biliyor musunuz? Siz gittiğinizde Van Gölü kıyısında oturup bir çay içemiyordunuz. Allah Allah. Siz gidip bir yemek yemiyordunuz. Ki ben askerliği Çukurca'da yapıyorum biliyorum. İşte evet. Siz gidip orada oturup dinlenemiyordunuz. Neden? Arada bir bataklık oluşmuş. Arada bir mezbelelik, bir çöplük oluşmuş. Biz dedi ki biz bunları tamamen kaldıracağız. Ve eski halleri de şimdi izleyeceğimiz, izleyecekler arkadaşlarımız o kayıtları aldık, size. Tabii. Orada bir gördüğümüzde bakın tamamıyla çöplük ve mezbelelik olan bir alanı biz cennetten bir köşe haline, bir bostana, bir cennet bahçesine dönüştürmüş olduk. İşte 15 Temmuz Şehitler Parkımız yaklaşık 60 dönüm üzerinde böyle bir yer. Ve o eski haliyle inşallah nasip olursa. Yıllarda hatta depremden kalan Enkazlar vardı. Ve onların hepsini kaldırdık ve şimdi en son haliyle işte bir aya kadar açılışını yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ya da devlet büyüklerimizin katılımıyla inşallah bu 15 Temmuz Şehitler Parkı'nı açacağız. Hı. Nasip olursa ikinci etapına da başlıyoruz. Ben bir taraftan yaparken bir projeyi, bir taraftan ikinci etapının da hazırlıklarını yapıyoruz. İnşallah ve biz burada da DAKA'nın ciddi desteğini alarak ikinci etabı da yapacağız. Tabii bu yaklaşık 12 milyonluk bir proje. Burada da ciddi desteği olan DAP'a ben çok teşekkür ediyorum huzurunuzda. Çünkü hakikaten DAP Başkanımız başta olmak üzere Adnan Bey ve özellikle Kalkınma Bakanımız hem önce Cevdet Bey ve şimdi Lütfü Beyler hakikaten Van'a ve bölgeye çok mükemmel bir bakışları var. Ben huzurunuzda, köy tüfü huzurunda herkese teşekkür ediyorum. Ve hakikaten halkımızla birlikte gezdiğimizde Sayın Bakanımız çok ciddi teveccüh ve özellikle bu süreçte hayvancılığın, gıdanın ve tarımın Türkiye'de daha iyi kalkınıp gelişebilmesi anlamında herkes çok ümitli ve biz burada da Sayın Bakanımızın da çok ciddi desteklerini görüyoruz ve özellikle mavi bayrağa gelmek istiyorum burada. Evet, evet. Bir denizi düşünün. İşte diyelim Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de evet. Bir mavi bayraklı plaj öncesinde vardır. Sonra müracaat ederler orada mavi bayrak alınır. Fakat biz ilk kez Van Denizi'nde, Van Gölü'nde ilk kez bir mavi bayraklı plaj olan Malakası ve Ayanız arasında çok mükemmel bir alanda bir alan oluşturduk. Çünkü dedik ki bu şehirdeki insanlara kardeşim siz sahil kentlisiniz. Siz bu sahilin, bu denizin kıyısında burada en iyi şekilde yüzecek olan sizlersiniz. Ve bu alanları gözetleme kuleleri bile var yani evet, o kadar güzel. Şezlonglarıyla ve bütün evet. Şeyleriyle inanın Akdeniz'i aratmayacak. Çünkü malumunuz bölgemize çok ciddi bir İran turistler geliyor. Evet. İranlı kardeşlerimiz geldiğinde de Van'da yüzebilecek yer bulamayınca direkt Akdeniz'e, Antalya'ya gidiyorlar. Antalya'ya gidiyor. Artık Antalya'ya şimdi gidiyor. Antalyalı kardeşlerimiz kusura bakmasın. Onlar buraya İranlı, gelsin. İranlı misafirlerimizi burada tutuyoruz. Evet. Onları da buraya davet ediyoruz. Çünkü orada çok sıcak olduğu için bunaltıcı bir havası oluyor. Ama burası serin. Ve bu serin sularda, bu serin Van Gölü kıyısında, Van Denizi'nde yüzmeye davet ediyoruz insanları. Onun Antep, için, Urfa, Maraş, buyurun gelin ya. Herkes, gelin de görün. Bütün kardeşleri bekliyoruz. Evet. Özellikle Ramazan'da insanlarımızın büyük bir kesimi bu bahsettiğimiz bölgede, Urfa'da, özellikle sıcak olan bölgelerde buraya geliyorlar. Kesinlikle Van Denizi'nin kıyısında inanın hem Ramazanlar güzel, hem şehri Tuşba'da şehri Ramazan iftarlarıyla Van'ımız güzel. 3 yıldır, 4 yıldır çok güzel iftar programları yapıyoruz ve halkımıza her noktada dokunuyoruz. Yine işte geldiğimizde en büyük eksiklik gördüğümüz alanlarda bir tanesi de dedi ki parklar. Her mahallede en az dedik ki bir park olacak ve parkların sayısını artırarak devam edeceğiz. Park alanı en uygun olan mesela Abdurrahman Gazi mahallemiz var. Şu anda 6'ya yakın parkımız oldu. Park olduğu için, yer olduğu için bir mahallede. Hemen uygulamasını yaptık. Ve İskele mahallemizde şu anda 4. parkımızın hazırlığını yapıyoruz. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Siz her şeyin en güzeline layıksınız. Siz yürüme mesafesinde çocuğunuzu alıp gidip siz bir parkta dinlenip eğlenip çocuğunuz enerjisini sarf etmesi gerekir. Topraklı annelerimiz, evet. Bacılarımız, teyzelerimiz gidip orada bir park alanında oturup sohbet edebilmesi lazım. İşte Tuşba'da biz bunu oluşturduk. Mesela Seyrantepe diye bir mahallemiz vardı. İlk parkı Tuşba'yla tanıdı. Altıntepe ilk parkı Tuşba'yla.
İşte Akköprü Mahallesi ilk parkı Tuşba'yla. Yani her ne yaptıysak ilk ve tek Tuşba yapmış oluyor. Ama biz bunu üzülüyoruz bir taraftan. Neden daha önce bunlar yapılmadı? Yani bunlar 40 yıl önce yapılması gereken şeylerdi. Ama maalesef yapılmayınca boynumuzun borcu gördük ve hepsini bir yerine getirdik. İnşallah gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza hak ettiği en güzel ortamlara oluşturdu. İstiyorum. Bu kadar başarılı olmanın sırrı ne? Evet, tek bir şey var. Bir memlekete aşık olmak, insanları sevmek, topluma İnanmak. Hizmetkarlık olmak ve en önemlisi hakka hizmetin, halka hizmetin, hakka hizmet bilinciyle, şiarıyla hareket etmemizden dolayıdır. İnşallah Rabbim bu şiarla, bu gayretle tüm çalışanlarımızla birlikte hizmetkarlığı daim eylesin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, tabii ki Anadolu gezginleri olarak inşallah ileriki yıllarda, daha doğrusu aylarda yine Van'ımızı ziyaret edeceğiz. Türkiye'mizin dört bir köşesine adım adım karış karış karışlayacağız. Saklı kalmış cennetleri, gizli kalmış yetenekleri, gizli kalmış tarihleri, cennetleri ve başarılı başkanlarımızla olmaya da devam edeceğiz diyoruz. Bu haftada Anadolu Gezginleri ekibi oldu.